Şimdi bir devreye diyot ekleyeceğiz ve içinde doğrusal olmayan diyotlar olan devreleri nasıl çözebileceğimizi göreceğiz. Karşımızda pili, rezistansı yani direnci ve bir de diyotu olan bir devre var. Bu diyot özel bir tür diyot, LED diyotu. Bu diyot ışık yayan yani içinden ileri yönde elektrik akımı geçtiğinde ışık fotonu üretmesi için tasarlanmış bir diyot. Bunlar çok havalı parçalar ve çoğu elektronik aletin içinde de bulunurlar. Evet, şimdi bir LED'i çok basit bir devrede nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Devremizdeki direnç 330 ohm. Pil de 3 voltluk bir pil. Bunun iki tane AA pili olduğunu da düşünebilirsiniz. Bu devreden geçecek akımın ne olduğunu bulmak istiyoruz. Devrenin elemanlarının gerilimlerini de mesela bunu VD, bunu da yani direncin gerilimini de VR olarak gösterelim. Size şimdi diyotumuz için bir akım gerilim yani IV eğrisi göstermek istiyorum. Burada yaklaşık olarak 0,7 volt var. Diyotta 0,7 volt olduğunda akım hızlı bir şekilde artıyor. Ve şimdi de bunu incelemek istiyorum. Her zamanki gibi bu ikisi için akım kanunlarını yazarak başlayalım. Diyot için akım kanunu akım eşittir IS çarpı E üzeri QV bölü KT eksi 1 olarak yazabiliriz. Bu diyotun IV özelliğidir. Buradaki V diyotun V'si. İşte böyle. Direncin denklemi de I eşittir. VR bölü 330 ohm'dur. Bu direncin ohm yasasıdır. Bu arada kullandığım I'nin buradaki I olduğunu da hemen belirtmek istiyorum. İstersek bu ikisini birbirine eşitleyip VD ve VR'nin neye eşit olduklarını bulabiliriz. Ama ben bu videoda grafiksel yöntemi kullanmak istiyorum. Bu diyotun grafiği yani bu eksende V'de burada da I var. Şimdi buraya direnç eğrisini de ekleyeceğiz. Evet aynı grafiğe direncin akım gerilim eğrisini de çizeceğiz. Burada VR var. VD değil. O zaman ne yapabileceğimize bir bakalım. VR 3 volt eksi VD'ye eşittir öyle değil mi? Ve şimdi de bunu buradaki ifadede kullanacağım. Ve ohm yasası denklemi i eşittir 3 eksi vd bölü 330 ohm'a eşit olacak. Denklemle biraz daha oynayalım mı? I eşittir 3 bölü 330 eksi VD bölü 330. Bunun bir doğrunun denklemine benzediğini siz de fark etmişsinizdir. Evet, daha da çok benzemesi için eksi VD bölü 330 artı 3 bölü 330 9 miliampere eşittir diyebiliriz. Bunu artık bir doğru denklem olarak düşüneceğiz. Eğimi de işte burada eksi 1 bölü 330 i ekseni kesişim noktası da 9 miliamperde olacak. Hadi bakalım. Şimdi bu doğrunun grafiğini çizmeye çalışalım. Bundan yük doğrusu olarak bahsedildiğini de duymuş olabilirsiniz. Bu yukarıda sabit bir güç kaynağının olduğu ve direncin de buradan aşağı sarktığı durumlarda elde ettiğimiz ifade için kullandığımız bir tanımlamadır. Eğimi negatif olan karakteristik bir doğru denklemi elde ederiz. Ve bu gerçekten de son derece kendine özgü bir denklemdir. Bakalım bunun grafiğini çizebilecek miyiz? Bu bir doğru olduğundan sadece iki tane noktaya ihtiyacımız var. Vd'yi sıfıra eşitlersem i 9 miliampere eşit olur. Vd 0, i de 9 miliamper olacak. İşte burası. Doğruyu sağlayan ilk nokta bu. Bir de i'yi sıfıra eşitleyelim. Bu durumda da gerilim ekseni üzerinde oluruz. Ve aslına bakarsanız bunu devreye bakarak akımdan bulmak istiyorum. i 0 olursa bu dirençte akım olmadığı, bu da dirençte gerilim düşüşü olmadığı anlamına gelir. Ve bu da buradaki gerilimle buradaki gerilimin birbirine eşit olması demektir. Buradaki gerilimin 3 volt olduğunu biliyoruz. O halde akımın 0 olmasına dayanarak buradaki gerilimin de 3 volt olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktayı da grafiğe yerleştirelim. I sıfırken gerilim 3 voltsa diğer noktamız da bu. Bu iki noktayı bir doğru ile birleştirelim. İşte böyle. Bu 330 ohmluk direncin yük doğrusunu çizdik. Şimdi az önce bu iki denklemi birbirine eşitleyerek çözebileceğimizi de söylemiştim. Ve aslında bu kesişim noktası bulmaktan başka bir şey değil. Kesişim noktası işte burada ve sorumuzun cevabı da bu. Evet, çözümü kesişim noktasını bularak da yapabiliriz. Direncin akımıyla diyotun akımının eşit olduğu nokta kesişim noktasıdır. Bu noktadaki gerilim 0,7 volt akımsa bir bakalım yaklaşık olarak 6,8 miliampermiş. Gördüğünüz gibi devreyi grafiksel yöntemle çözdük. Şurayı biraz temizleyeyim. Evet şu ikisini silelim. Bunlar direncin yük doğrusu için kullandığımız şeylerdi. Ve çözümü i eşittir 6,8 miliamper diyotun gerilimi yani vD'yi de 0,7 olarak bulduk. Diyotun grafiksel çözümü işte bu şekilde yapılır.